Barolar Birliği toplantısında hatırlarsanız rahmetlik oldu. Özdemir Özok'un imatikli bir başbakanı içime sindiremiyorum gibi bir sözü olmuştu. Onun üzerine de İstanbul'da Sezgin Bey de hatırlarlar. 80, o zaman 76 baro başkanı vardı. 76 baro başkan içerisinde ben kendimin de bir imatik lisesi mezunu olduğumu, imatik liselerinin de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul olduğunu, denetimi devlet tarafından yapılan bir okul olduğunu, böyle bir sözünde özellikle de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve hukukçu olanlar arasında böyle bir konuşmanın savunma ve hak, avukatlığı savunan, hukuku savunan insanlara yakışmayacağını ve bu sözü de kınadığımı, o zaman 37 yaşında bir genç bir avukattım, o dönem içerisinde ben haykırdım. İki, yine o dönem içerisinde Barolar Birliği toplantısında, kendisi de iyi bilir, ben inandığım değerler uğrunda sonuna kadar mücadele eden bir arkadaşınızım. Benim için inançlar ve idealler önemlidir ve onunla ilgili olarak da sonuna kadar mücadele eden birisi. İnandığım neyse, bana zarar vermiş olsa bile pire için yorgan yakar mısınız, ben yakarım. Yine hatırlar arkadaş, o dönem içerisinde biz Diyarbakır'da toplantılar yaptık ve o toplantılarda da düşüncelerimi, duygu ve düşüncelerimi sonuna kadar savunan bir arkadaşım. Eğer o noktada benim hayatımın her alanına bakabilirim. Ben o noktada pire için yorgan yakan birisiyim. İnançlarım ve ideallerim benim için her şeyden değerlidir. Benim kitabımda korkmak diye bir şey yoktur. Gerekirse bu inanç ve değerlerim için canımı seve seve veren bir arkadaşınızım. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de işte burada eşim ve çocuklarımla beraber bu meclisin altında bulunan birisiyim. Demokrasiden bahsedenlerin, özgürlükten bahsedenlerin öncelikle aynaya bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Aynaya baktığı zaman korkakların kim olduğunu, gerçek kimlikleri kimler sakladığını cümle alem biliyor, aziz milletimiz de biliyor.